Erdal Tanas Karagöl Bitcoin nereye doğru gidiyor? Geçtiğimiz hafta SETA Vakfı araştırmacılarından Şerif Dilek'in kaleme aldığı Blockchain teknolojisi ve Bitcoin adlı bir analiz yayınlandı. Bu analizde bir yandan Bitcoin ve kripto paraların ortaya çıkışı, mevcut kripto paraların olumlu ve olumsuz yönleri incelenirken, diğer yandan bu para birimlerinin bugün ve gelecekte küresel ekonomiye ne gibi etkileri olacağı ele alınarak detaylı bir değerlendirme yapılmış. Son dönemde hakkında oldukça fazla yazılan, çizilen ve her hafta gündemde mutlaka kendine bir yer bulan Bitcoin ve kripto paralar, ardında birden fazla soruyu beraberinde getiren bir mesele haline geldi. Öncelikle bu kripto paraların dünya finans sistemini ve başta da merkez bankalarının yetkilerini doğrudan etkileme gücü olacak mı? Öte yandan alternatif bir para birimi olarak öne çıkan kripto paralar ulus devletin en önemli güçlerinden biri olan para basma tekeline bir meydan okuma olarak alınır mı? En önemlisi de bu paralara yatırım yapmak ne kadar güvenli? Blockchain teknolojisi ve Bitcoin adlı çalışma için tüm bu sorulara cevap veren ve kripto paralar konusunda bugüne kadar yazılmış en detaylı analiz desek gayet yerinde olur. Kısaca özetlersek nereden çıktı bu kripto paralar? Küresel ekonomik krizden sonraki dönem dünyada kripto paraların ortaya çıkışını hızlandıran bir dönem oldu. Kripto paraların ortaya çıktığı 2009 yılından bu yana değerine değer katan en hızlı para birimi bitcoin. Özellikle son yıllarda gündemde oldukça geniş yankı buluyor. Kripto para birimleri arasında Bitcoin'in bu kadar öne çıkmasının arkasındaki güçse piyasa büyüklüğü, kullanıcı sayısı ve bazı şirketler tarafından ödeme aracı olarak kabul edilmesi oldu. 2008 yılında gündeme gelen ve 2010 yılında piyasaya girdiğinde değeri yalnızca 0,07 dolar olan Bitcoin, 2013 yılında yaptığı sıçramayla 266 doları gördü ve 2016 yılı sonuna gelindiğinde değeri 960 dolara ulaştı. 2017 yılına 960 dolarla giriş yapan Bitcoin, yıl boyunca gösterdiği yüksek performansla 20 kattan fazla değer artışı kaydederek 20 bin dolara kadar çıktı. 2017 yılında gösterdiği bu akıl almaz değer artışı sonrasında, peki şimdi Bitcoin ne durumda dersiniz? Spekülasyonlara açık olması nedeniyle şu andaki değeri 8000 dolar seviyelerine kadar düşmüş bulunuyor. Şu ana kadar piyasada ne kadar kripto para var? 2017 yılı sonu itibariyle 1367 adet kripto para birimi mevcutken şu anda bu sayı 1800'ün üzerinde. Bitcoin kripto paralar içinde %35 oranıyla en yüksek paya sahip olan para birimi. Bitcoin'den sonra kripto paralardaki gelişmeler daha da sürat kazandı ve Ethereum, Ripple, Bitcoin, Cash ve Litecoin gibi birçok yeni kripto para birimi ortaya çıktı. Üstelik bu paraların sayıları her geçen gün daha da artıyor. Kripto paralar ne kadar güvenli? Bitcoin'in arkasında herhangi bir devlet ya da merkez bankası bulunmuyor. Bu para birimi doğrudan doğruya alıcı ile satıcı arasında el değiştirmiş oluyor. Dolayısıyla bu işlemlerin hem dijital ortamda hem de bir kontrol mekanizması olmaksızın gerçekleşmesi her anlamda soru işaretleri taşıyor. Bitcoin'in değerinin son dönemde yüksek olmasının arkasındaki bir sebep de arzanın 21 milyonla sınırlı olmasıdır. Dolaşımdaki maksimum Bitcoin sayısı 21 milyona ulaştığında daha fazla Bitcoin üretilmeyecektir arkasında kurumsal bir gücü olmamasına rağmen bu derece hızlı değer kazanan Bitcoin yaşadığı aşırı dalgalanmalar nedeniyle de baktığınızda yalnızca spekülatif bir yatırım aracı. Çünkü yatırımcılar bu kripto para birimlerini ne kadar yasal bir varlık şeklinde kabul etse de aşırı dalgalanmalarla bir yandan zarar ediyorlar. Bitcoin ve kripto paralar yüksek talep nedeniyle giderek alternatif bir para birimi veya yatırım aracına haline dönüşseler de bunun ne kadar sürdüreceği soru işaretleriyle dolu. Dolayısıyla bu durum Bitcoin'in bir balon olduğu tezini her geçen gün güçlendiriyor.